Bugünün anlam ve önemi 14 Nisan. Bizim hüzün günümüz, hüzün yılımız tam bir yıl oldu. Bir yıl önce bugün bizim değerimiz, en büyük değerimiz Haydar Baş hocamızı kaybettik. Yani kelimeler düğümleniyor. 3-5 kelimeyle, 1 saatle, 2 saatte, aylarca anlatsak buna kelimeler de yetmez, anlatmak da yetmez. Çok da duygulandırıyor, çok da hüzünlendiriyor. Yani Haydar Baş Bey Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biriydi değil, en büyük değerdi. 28 yıl önce 1993 yılında tanıdım Haydar Baş hocamı. Gerçekten o günden bugüne tam 28 yıl hep doğruları konuştu. İlim, fikir deryasıydı. Bize hep yol gösterdi, rehber oldu. Biz ona gidip bir fikir, bir konuda istişare, bir şey sorduğumuzda ne olursa olsun her zaman her konuda bir fikri vardı. Bu fikirlerini ortaya koydu ama önemli olan fikri bir duruş sahibiydi. Haydar Baş hocamız ortaya fikri duruşunu koyardı. Biz de o yoldan onun dediği şekilde giderdik ve müthiş bir şekilde her zaman yanılmadan doğru yola çıkardık. Ama şunu söyleyeyim, benim unutamadığım anılardan bir tanesi Genel Başkanımız şu anda, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş Bey'in askere uğurlama gününü ben hiç unutamıyorum. İşte soğuk bir, çok soğuktu Amasya. O kadar soğuk vardı ki Mustafa Bey de bizle beraberdi, siz de bizle beraberdiniz. Yani o gün Mustafa Uğurlu abim dedi ki, hocama dedi bir şeyler soralım. Eline kamerayı aldı. Hocama dedi duygu ve düşüncelerini soralım, onu da sen sor dedi. Ben de tabii tam Genel Başkan Hüseyin Bey'i tam uğurlar esnada, hocam müthiş bir işte ailesi var, annesi var, işte kardeşleri hepsi oradayız. Bayağı da geniş bir kitle, kalabalık bir kitleyle beraber. İşte hocama dedim ki, hocam dedim Hüseyin'i dedim şeye uğurluyoruz, askere teslim ediyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim dedim. Durdu, bayağı bir durdu ama. Sonra acayip bir duygu yoğunluğu yaşadı. Yani bu ağlamakla gülmek arasında tam böyle ağlayacak, ben hemen eline sarıldım, sarıldım onu. Hemen gülmeye başladı sonra. Yani daha sonra da tabii o çevre acayip bir duygu dolu anlar yaşadı. Askeriye teslim ettim. Evet, duygularınızı öğrenebilir miyim? Emanet ettim size. Hayırlı olsun. Daha sonra da işte Hüseyin Bey'i askeriye teslim ettik. Dağıldık. Bugünü ben hiç unutamıyorum çünkü orada çok farklı bir ince espri vardı. Tam böyle ağlamakla gülmek arasında bir duygu yaşadı. Yani Haydar Baş Bey çok farklı duygu yüklü, ilim, fikir, çok farklı bir insandı. Türkiye'den gerçekten bizim bir büyüğümüzü kaybettik ama Türkiye ölçüsünü kaybetti Adem Bey. Yani bir ölçü sahibi insandı. Şimdi bakıyoruz, Türkiye'de hiçbir şeyde dikkat edin, Türkiye'yi ilgilendiren, yani Atatürk ne diyor? Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diyor. Vatan konusu olduğunda hiçbir şey konuşmayalım. Hepimiz canımızı feda edelim. Ama bazı konular vardır, böyle ölçü koymak lazım. Türkiye'de bir tek insan ölçü koyuldu. Aslında siyasi liderler, bütün siyasi liderler ölçü sahibi liderlerini kaybetti. Biz liderimizi, ölçümüzü kaybettik ama onlar da. Çünkü neden biliyor musunuz? Her konuşmasını bütün siyasi parti liderleri, biz çok duyum aldık bu konuda. Siyasi parti liderleri takip ediyordu vatandaşlarımızın yanı sıra. Onun üzerine inşaat kurmaya çalışıyorlardı. Yani Türkiye'de ölçü sahibi, nereden biliyoruz? Bakın Türkiye o kadar karıştı ki. Bir konuda, dini konuda, milli konuda, bayrak konusunda, farklı konularda hiçbir ölçü ortaya koyan kimse yok. Dinler arası diyalog ilk Türkiye'de karşı çıktı. Bakın yıllardır o konuyu önledi, 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 önledi.
Türkiye'nin Hristiyanlaşmasını önledi. Bakın, bu dünyadan Hakk'a yürüdü, Necef'te patlak verdi. Gitti Papa, Sistani'yi ziyaret etti ve orada bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu dinler arası diyalog değil de nedir? Bakın Haydar Baş Bey bir kolondu, kolon. Haydar Baş Bey bir çimentoydu. Türkiye bunları kaybetti. Biz babamızı kaybettik. Biz ölçümüzü kaybettik. Biz her şeyimizi kaybettik. Yavaş yavaş daha bir yıl geçmesine rağmen daha alışamadık biz. İnşallah alışmaya da çalışıyoruz. Haydar Baş dediğimde aklıma gelen her konuda doğru, bakın doğru tektir. Doğru tektir. 2 çarpı 2 eşittir 4'tür. Hayatın her alanında bunu bulmak çok zordur. Haydar Başber hayatın her alanında, ticaretinde de, siyasetinde de, ailesinde de, çevreye verdiği değerde, ne aklınıza ne gelirse 2 çarpı 2 eşittir 4'ü bulan kişiydi. Bu çok zor bir şeydir. Yani ölçü sahibi, net ölçüsü olan bir insandı. En son gezimiz, Haydar Baş Bey en son gezimizde gittik işte bu Adana'ya. Dedi ki o bölgeyi bir gezelim çocuklar. Biz de o bölge Mersin'deyim, ben o bölgenin insanıyım. İşte Adana'ya gittik, Adana'ya indik. Adana, ondan sonra Mersin, Eshab-ı Keyf. Oradan Kilis, Antep, Maraş. O bölgedeki illeri gezdik, geriye geldik. Yani çok farklı duyguları yaşattı. Bazen olurdu hacca beraber gittik. Haçta bize çok farklı şeyler yaşattı. Tabii benim en son 15 yılda Haydar Baş hocamda en gördüğüm bariz neydi? Ölçü sahibi hal, ticari dehaydı. Bakın, ben televizyonda çalışan bir insandım. Bunu işte televizyonda montaj yapıyordum. Aldı beni oradan, bir ticaret başlattık. Ticaretin ismini vermeyin. Daha sonra bizle beraber başlattı ilk bu ticareti. Daha sonra bize hep taktikler verdi. Çocuklar şunu böyle yapın, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Biz bu taktiklerle bu olayı devasa bir, bizden kaynaklanmıyor. Bunu anlatamıyoruz millete. Daha diyorlar işte şöyle, ya bize verilen taktiklerle onları yaptık biz. Ama bir noktanın bir nasıl bir deha, nasıl bir zirve yaptığını ben Haydar Baş hocamdan gördüm. Hayatın her alanında böyleydi. Nerede eksik görürse, bakın, nerede eksik görürse menfaat beklemeden, bakın bu çok önemli. İktidar değildi, ana muhalefet değildi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanıydı. Ama Türkiye'deki gündemi o belirliyor. Bir mücadelesi vardı. Mücadelesi neydi? Her alanda bir ölçü koyuyordu. İşte herkes, bakın, bir insan vardır, yanlış yapıyordur. Ama herkes onu gözünde büyütür. Herkes onun yanlış yapsa da kral çıplak demez, onun çevresinde toplanır. Ama Haydar Baş Bey böyle bir adam değildi. Yanlışsa yanlış diyordu bunu biz. Fethullah Gülen, FETÖ örneğinde bariz, hepimiz biliyoruz, bariz yaşadık. Takka'da söyledi. Bütün Türkiye ne dedi? Ya işte bu Haydar Baş, Fethullah Gülen'i çekemiyor. Ne oldu? Çekemiyormuş değil mi? Artı herkes Ehl-i Beyt'ten haber, bir haberken çıktı dedi ki Hak dedi Ehl-i Beyt'tir dedi. Değişik bir şey. Hak Ali yoludur. Hak peygamber yoludur. Yani ölçü koyarken bakın herkes Atatürk'ü bir anda, bak Atatürk çok önemli bir değerimizdir bizim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hadi kurdum demekle kurmadı. Şehitlerimizin, senin, benim, Mustafa Uğurlu'nun, Hakan'ın, dedelerinin kanıyla sulanmış bu toprakları, bu toprakları vatan yaptı. Şimdi Atatürk bir değer, Türklük bir değer, TC bir değer, andımız bir değer. Aklınıza ne gelirse böyle bizim vazgeçilmeyen değerlerimiz var. Bakın buradaki önemli ölçü nedir biliyor musunuz? Bu değerleri yok etmeye, bu değerlerden biz Türk milleti olarak güç alıyoruz. Ben güç alıyorum, siz de bütün Türkiye, Atatürk dediğinizde bir güç, Türkiye Cumhuriyeti dediğinizde bir güç, Türklük bir güç. Siz bunları yok etmeye kalkarsanız, kim korkuyor bunlardan? Dış mihraklar ve içteki işbirlikçiler Atatürk'ten korkuyor. Korkuyor.
Türklükten korkuyor. Sen Türklüğü, Atatürk'ü yok etmeye çalışırsan ne oluyor? Bu defa madalyonun tersine dönüyoruz. İş tersine dönüyoruz. Bu defa biz güç kaybediyoruz. Dış güçler ve işbirlikçileri, FETÖ'sü, PKK'sı güç, kuvvet kazanıyor. Yani sen ülkenin altına uyuyorsun bunları yok et. Onun için kimin değirmenine su taşıdığımıza dikkat edelim. İşte Haydar Baş hocam buydu. Hop diyor demek. Dur. Kimin değirmenine su taşıdığına dikkat et. Atatürk'ü alıyordu, allıyordu, pulluyordu, zirveye taşıyordu. Buna dokunma diyordu. Haydar Baş hocam Hakk'a yürüdükten sonra sessizlik huşu içerisinde partinin genel başkanını belirledik. Genç liderimiz Hüseyin Başbuğ gerçekten %100 tam isabetli bir isim. Ben bunu her ortamda söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Hüseyin Baş, Haydar Baş'ın oğlu olduğu için genel başkan olmadı. Kabiliyeti, bilgi birikimi, ölçüsü bu işi toparlayacağı için genel başkan oldu. Ve niyetinde de görüyoruz. Şu anda ne kadar doğru bir karar aldığını, hocamın yetiştirdiği kadronun ne kadar doğru bir karar aldığını herkes farkında. Hüseyin Baş ismi liderliğinde yapıyor, alçak gönüllülüğünde yapıyor, bilgi birikimini de ortaya koyuyor ve bu ülkeyi gerçekten arkadaşları toparladı ve şahlanışa da geçiyor. Bir işi biliyorsunuz, önce toparlamak, tutundurmak ve ileriye hareket ilme kazandırmak babında da en iyisini yapacak. Bundan hiç endişemiz olmasın. Yani hiçbir karışıklık olmadı. Büyük bir liderin gölgesindeydik biz. Hani diyor ya, baba bir çınar gibidir. Onun gölgesi yeter. Yani Haydar Baş hocam gerçekten bir ulu çınardı, devasa bir çınardı. Biz onun gölgesi değil, dalından da, yaprağından da, kökünün hep tarafından faydalandı. Bize çok şeyler kattı. O Hakk'a gitti ama mirası nedir? Ehl-i Beyt'tir. Mirası nedir? Atatürk'tür. Mirası nedir? En büyük mirası milli ekonomi modeli. Haydar Baş Bey'in en büyük gayelerinden biri neydi Adem Bey, biliyor musunuz? Dünyada bir tane insan aç kalmayacak şekilde bu dünyayı tekrar inşa edeceğim diyordu. Hiçbir zaman ben demedi. Ben diyenin de önüne geçti. Rahat. Çok rahat etsin. İnşallah fikri duruşu hiçbir zaman ölmeyecek. Zirveye taşıyacağız diyor. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum.